Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yine bir konuşma konusuyla beraber bu cumartesi gününde birlikteyiz. Bugün felsefe serimin 5. konuşmasındayız. Eğer bu videoya rastladıysanız arkadaşlar, daha önceki konuşmalarımı YouTube kanalımda ve Facebook sayfamda videolarım başlığı altında bulabilirsiniz. Bugün hani o kadar felsefeyi anlattık, kitaplarını anlattık, geçmişini anlattık. Acaba bu bilgiler bize ne sağlayacak? Yani felsefe hayatımıza ne gibi katkılar sağlayacak? Onunla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Geçenlerde takipçilerimden biri bir mesaj atmış. Tamam, çok güzel anlatıyorsunuz, felsefeyi harika. O alanları tanımak gerçekten çok güzel ama yani bunlar okuyunca ne olacak? Başımız göğe mi erecek? Biz çok mu mutlu olacağız? Zaten toplum çok karışık. Bir de biz bu düşüncelerimizi işin içine sokarsak biz ne yapacağız, yani korumasız kalmayacak mıyız gibi bir sitemsel, yani biraz eleştirel yaklaşmış. Ben de şunu söyledim, yani başımız göğe değil, yani biraz çıtayı düşük tutmuşsunuz. Uzaya, evrene, kainatın her tarafına erecek. Yani felsefe kısıtlanacak bir şey değil ve felsefe korkulacak bir şey de değil. Yani bizi şu an bu durumda tutan düşünce tarzı bu. Yani ne olacak? Ben bunu yapınca ne olacak? Başım göğe verecek. Alışkanlıklarım var. Ben bunun işin içinden çıkamam. Ben yapamam. En güzeli oturmak. Yani bize verilen o çerçeveler içerisinde oturmak. Ve bu toplumun, insanın en büyük zehiri. Yani insan olarak gelişmemizin en büyük zehiri. Kendi gelişmemize engel olmak. Tabii yeni bir şey denediğimiz zaman sıkıntısı da beraber gelecek. Yani hiçbir şey dört dörtlük değil. Yani iyilik, kötülük, aydınlık, karanlık hep birbirini takip eden şeyler. Ve biri var olduğu için öbürü var. Yani birini yok ederseniz, karanlığı yok ederseniz aydınlığın bir anlamı kalmaz. Yani aydınlık yoksa da karanlığın bir anlamı kalmaz. Bunlar birbirini tetiklemek zorunda. Ve bu tetiklenirken de tabii ki bazı sıkıntılar olacak. Ve insan olarak bizim varlığımız buna çok hazır. Temelimiz, yani bu tetiklenmelere, bu çelişkilere hazır bir düşünce tarzımız var. Ama biz o kadar tembelleştiriyoruz ki yeni bir şey çıktığı zaman da panikliyoruz. Yani ben takipçime bu yönde bir cevap verdim. Siz bir deneyin. Yani denemediğiniz bir şey için yani ön yargılı davranmayın. Ufak bu gelişimdir. Yani gelişim oldukça da hem kendiniz hem etrafınızda nasıl değişiklikler olacağını bile bir tecrübe ederseniz bu ön yargıdan kurtulabilirsiniz şeklinde bir cevap yazdım. Yani şöyle bir şey, hayatımız altımızın üstüne gelebilir. Yani felsefeyle ilgileniyoruz, tamam, yeni görüş açıları açıyoruz ama ne olabilir? Hayatımızın altı üstüne gelebilir. Ama Sufi'nin şöyle bir sözü var değil mi? Hayatın altının üstüne gelmesinden korkma, ne biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığı? Yani biraz alışkanlıklarımızı kırmak gerekiyor, biraz bu döngüden çıkmak gerekiyor ve yeni şeyleri denemek gerekiyor. Yani felsefe bu anlamda bazı kolaylıklar ve bize yani zihinsel bir disiplini sağlayacak. Yani bunu denemediğimiz zaman elbette ki çok korkutucu görünüyor. Yani değişim beraberinde bir sürü sıkıntıyı da getirecek değil mi? Yani çevreyi karşımıza alacağız, insanları karşımıza alacağız, iş ortamında, aile ortamında ama ne yapıyoruz? Baştan hemen bunlarla uğraşmaktansa en güzeli ben bildiğim yoldan, o başarısızlık yolundan, kendimi gerçekleştirememe yolundan giderim ve göze batmam şeklinde. Ne yazık ki bizim yapımız bu ama bu bizim suçumuz da değil. Çünkü çağlar boyunca, yüzyıllar boyunca hep bu olmuş. Yani biraz sevilen anında bastırılmış. Özellikle bizim aile yapımız ve toplumsal yapımız gelişen, değişen insanı ne yazık ki sevmiyor. Ama biz bunlara uymak zorunda değiliz. Biz bize verilen bu kısıtlı çerçevelere sığmak zorunda değiliz. Biz o sonsuzluğu her zaman yakalamak gibi bir amacımız olmalı. Yani o bize verilen, hatta bir Wittgenstein diye bir filozofumuz var. İnsanı şeye benzetmiş. Şişenin içerisinde bir kelebeğe. Kelebek ne yapar? Çırpınır. Nasıl çıkacağını bilmez. Yani ama bir düşünce tarzı, bir sorgulama tarzı geliştirdiğiniz zaman ve o bilgiye ulaştığınız zaman o şişenin içerisinden çıkıp sonsuz dünyaya ulaşma imkanınız var. Ama tabii her şey gibi bu da bir zahmet istiyor. Yani zahmetsiz hiçbir şey olmuyor. Yani felsefede böyle bir yolculuk. Eğer ruhunuz ve yüreğiniz hazırsa hiç korkmadan girin derim. Ve neden girin derim? Şimdi bununla ilişkin ben başlık başlık gideceğim. Sizleri de çok fazla sıkmadan, yormadan, hani pratik hayata uygulama anlamında neler yapabiliriz? Bunu gördüğümüz zaman felsefe bize daha çekici gelecek. Bundan eminim. Yani ben ilk başladığımda da öyleydi. Yani böyle kara kara bulutlar, Allah'ım ben bunun içinden nasıl çıkacağım şeklinde felsefe eğitimi sırasında. Ama zamanla yolculuğum içerisinde öğrendim ki aslında bana sonsuz bir aydınlığı sunan bir yolculukmuş. Yani bulutlar dağılıp güneşe kavuşuyor insan. Gökkuşağına kavuşuyor ve o bulutları getiren de ne yazık ki cehaletimiz, bilgisizliğimiz. Gerçek bilgiye ulaştığınız zaman, gerçek sorgulamayı yaptığınız zaman yola ulaşmanız çok da zor değil ama önemli olan o yola nasıl ulaşacağınız. Ben şimdi bununla ilişkin başlık başlık gideceğim değerli arkadaşlarım.
Felsefe her şeyden önce yani maddi değerlerin dışında, yani maddi dünyanın dışında manevi bir dünya da sunar. Yani biz genelde hep maddi çerçevede gidiyoruz. Hayatımızın amacını yıllarca çalışıyoruz, bir ev almak, araba almak, arabamızı bir üst modele taşımak ya da evimizi iki odalıysa dört odalıya çevirmek şeklinde amaç ve gayemiz oluyor. Yani orada amacımızı kaybediyoruz ve maneviyatımızı ne yazık ki çok zayıf tutuyoruz. Ve maneviyat zayıf olduğu zaman da bu maddi kazançları alsanız bile keyfine varamıyorsunuz. Yani o dört odalı ya da ne diyeyim beş katlı bir eve kavuştuğunuz zaman sizin ona alışma süreciniz 2 ay gibi bir süre. Yani 2 ay sonra o da yetmemeye başlıyor ve daha fazla daha fazla. Felsefe bu anlamda maneviyatınız, yani insan olarak sizin bu dünyadaki yerinizi, insan olarak anlamınızı ve insan olarak neyi amaçladığınızı gösteren bir yolculuk. Ve bu yolculuğa girdiğiniz zaman maddi kısım tamamen devre dışı kalıyor. Tabii günlük hayatımızı sürdürmek için bazı maddi kazançlarımızın olması lazım. Yaşamamız lazım, yememiz içmemiz lazım ama bunun dışındaki hırslar maneviyatımıza aşırı zarar veren çabalar, yani aşırı veren hırslar. Bu yüzden felsefeye girdiğiniz zaman, maneviyatınız yükseldiği zaman mutluluk ve mutsuzluk tanımlarınız değişiyor. Yani mutsuzluk tanımınızı baktığınız zaman veya mutluluk tanımlarınıza baktığınız zaman gerçekten ne kadar az kendinizi indirgediğinizi görüyorsunuz. Yani bir telefon modelini yükseltmediğiniz zaman mutsuz olan, neredeyse bunalıma giren genç çocuklarımız var. Ya da istediği tatile giremediği için buhrana girmiş yetişkinlerimiz var. Yani felsefeye girdiğiniz zaman mutluluk tanımı değişecek ve o tamamen geride kalacak. Ve yeni mutluluk alanları da size sonsuzluğu sunacak. Yani oradaki sonsuz merakı, sonsuz haz, yani o haz duygusu inanılmaz bir şey. Yani kendi varlığınızı tanımlandırmanız inanılmaz güzel bir dünya. Bu birincisi. İkincisi de bilgiye ulaşmak. Yani şu an bize bir sürü bilgi veriliyor değil mi? Yani biz o bilgilerin içine oturmaya çalışıyoruz. Yani sorulardan çok yanıtların peşinde koşuyoruz. Başkasının bulduğu yanıtların içerisine yerleşmeye çalışıyoruz. Ama onlar bizim yanıtlarımız olmadığı için yerleşemiyoruz. Yani iğreti duruyor. Ona göre yaşamaya çalıştığınız zaman da kendinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Ve bir mutsuzluk, bir huzursuzluk duygusu sarıyor. Ve onu aslında içten içe hissediyorsunuz. Bu bana uygun değil. Ama uygun olmayanı bulmak için de, uygun olanı bulmak için de bir sorgulama sistemi geliştirmeniz gerekiyor. Kendinize özgü sorular geliştirmeniz gerekiyor. Yani sizin ruhunuza uyan sorular silsilesini başlatmanız gerekiyor. Ama tabii bu kolay bir süreç değil. Yani sorular başladığı zaman bugün burada durayım şeklinde yok. Yani o bir domino taşı gibi. Domino taşı nasıl başlatırsanız arka arkaya yıkılır. O da öyle bir şey. Yani sorgulamaya başlamak da arkası gelmeyen bir yolculuk. Başta ürküse de ne kadar siz o hazır cevapların içerisinden çıksanız da sizi başka bir dünyaya sunacak. O yüzden bilgiye nasıl ulaşacağınızı gösteren bir yoldur felsefe. Gerçek bilgiye, yani hakikate, kendi hakikatimize ve evrenin hakikatine ulaşma yoludur. O zaman hazır cevaplar, böyle şey, Facebook diyorum ben ona, bilgiler kullanmayacaksınız. Yani saf, ham, size ulaşan cevaplarla uğraşacaksınız ve o yolda ilerleyeceksiniz. Ve her zaman o sorunun başına döneceksiniz. Felsefe bize bunu sağlıyor ikinci yol olarak. Üçüncü yol olarak da bir eleştiren sorgulayıcı bakış, yani eleştirmeden, yani biraz önceki anlattığım konuyla alakalı, yani eleştirmeden bir şeyin içerisine yerleştiğiniz zaman ezbere olacak ve ezbere olan bir şey de insan zihnini geliştirmez, yani insan ruhuna uymaz. Yani insan zihni ancak ezberi bozarak gelişir ve ancak bilgi üretilerek gelişir ve insan sorgulamada ancak bilgi üreterek gelişilecek bir şey ve bu sorgulamayı başlatan bir süreç, yani içine girdiğiniz zaman ve kısa sürede olan bir şey değil ama zamanla, öbür videolarımda da anlattım, bu bir yolculuk ama yolculuğa başladığınız zaman da bir çığ gibi büyüyecek olan bir yolculuk, çok severseniz eğer çok büyük bir kazançlarla çıkacağınız olan bir yolculuktur. Diğeri de felsefe ilkeli bir hayat tarzı sunar. Yani şu an bizim en büyük sorunumuz ilkesizlik değil mi? Yani her şey de öyle. Eğitim de öyle, toplum hayatı da öyle, devlet hayatı da öyle, kendi iş yerlerimizde. Yani belli bir ilkemiz yok. Yani o ilke olmadığı için, yani her şey bir şekilde dışlandığı için, yani onu, o ilkeleri kabul etmeyip kendi ilkelerimizi koyduğumuz zaman, yani ahlaki anlamda söylüyorum, ne oluyor? Sistem baştan bozuluyor. Birinin yapmadığını öbürü yaptığı zaman, birinin hak ettiğini öbürü bu ilkeleri çiğneyerek ulaştığı zaman ne oluyor? Yani adaletsizlik duygusu, o dışlanmışlık duygusu, haksızlık duygusu toplumun bütün yapısını bozuyor. Yani ailede de böyledir bu, arkadaş ilişkilerinde de böyledir, evlilik ilişkilerinde de böyledir. Mutlaka ilkelerimizin olması gerekiyor. Yani felsefe bu ilkeyi sağlar. Yani biz birçok şeyi seçemiyoruz değil mi?
cinsiyetimizi seçemiyoruz, kimliğimizi seçemiyoruz, nerede doğduğumuzu seçemiyoruz, fiziksel özelliklerimizi hiçbiri seçemiyoruz ama seçebildiğimiz tek şey var hayatta nasıl yürüyeceğimiz. Bu konuda özgürüz. Yani bunlar bizi kısıtlayacak bir şey değil. Yani coğrafi kaderdir diyoruz, tamam o doğru ama yani bir şeyi sınırlandırmaya başladığınız zaman onun arkası gelir. O yüzden sınırlandırmama yolunda, yani ilkeler edinme yolunda da felsefe bize inanılmaz bir öngörü sağlayacaktır. Bunu kavramsal anlamda da, pratik anlamda da denediğiniz zaman size inanılmaz yollar açacaktır. Bunu mutlaka bir göz ardı etmemeniz gerekiyor. Ben böyle başlık başlık gidiyorum çünkü konu dağılıyor yani. Bir başlıyorum sonu gelmiyor. Bir yerden gidip bir yerden çıkıyorum. O yüzden kendimi sınırlandırmam için bu başlıklar gerekiyor diye düşünüyorum. Yüzyılımızda şöyle bir şey var. Yani kendimizi neden ibaret görüyoruz? Yani kendimizi ibaret, kendimizi var eden şeyler ne? Yani bunlar bizim çabalarımız, bizim alışkanlıklarımız ve bizim uğraştığımız şeyler. Yani insan, Jean-Paul Sartre bu 20. yüzyıl filozofudur, varoluşçu filozofun babasıdır. İnsan kendini nasıl var ederse öyledir. Yani o kadardır. Yani sınırınızı nerede tutacağınız size bağlı. Yani o durduk yere size gelmeyecek. Yani o sınırı durup tamam ben çekildim, her şey bitti dediğiniz zaman aşağı düşeceksiniz. Yani o sınırı bir süre çıkaracak olan bir şeydir felsefe. Çünkü sonu yok. Yani o bilginin sonu yok. O kapı sizi kapılardan kapılara geçirecek. Bir arka kapıda başka bir şey bırakıyorsunuz. Yani bir sonsuzluk duygusu, sonsuz bir dünya. Ama o manevi hazzı aldığınız için, kendinize ulaştığınız, o dünyaya ulaştığınız için İnanılmaz size güzellik sağlayacak ve inanılmaz bir yolda ilerlemenizi sağlayacak çok güzel bir disiplin. Felsefenin sağladığı faydalardan birisi de budur. Felsefe kaygılarımızı hafifletir. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kaygılıyız değil mi? Çok kaygılıyız. Yani son olaylar, dünyanın değişen şekli, teknoloji, yani insan ruhunu çok çok hırpalayan şeyler ve bizi neredeyse paniğe sürükleyen şeyler. Ama bilirsek eğer, biz kendimizden eminsek, biz kendimize nereye gideceğimizi bilirsek, bunu da oluşturacak olan bizleriz. Yani o kaygıyı azaltan, birbirimize olan iletişimimiz. Yani kendi dünyamıza kapanmamamız. Çünkü sonsuz bir bilgi dünyası var. Oradan ne kadar bilgi alırsak, ne kadar kendimizi geliştirirsek kaygılamamız da o kadar az olur. Çünkü bilgi kuvvettir. Yani bu her şeyde öyledir. Sadece iş yaşamınızda değil, günlük yaşamınızda, günlük hayatınızda, ilişkilerinizde bilgi gerçekten kuvvettir ama doğru bilgi tabii. Böyle yamalama, bohçalama şeklinde sunuyorlar ya bize, şu an sosyal medyayı kullanıyoruz. Yani her bir konuda binlerce düşünce değişiyor değil mi? Biri bir şey söylüyor, oraya kapılıyoruz. Biri başka bir şey söylüyor, oraya kapılıyoruz. Araştırmadığımız için gerçek sanıyoruz ve kaygıları biz körüklüyoruz. Yani toplumsal kaygıları körüklüyoruz. Bu nedenle felsefe bu anlamda kaygılarımızı ve bize mutluluğa ulaştıran bir yol. Yani bana o mesajı atan arkadaş gibi değil. O gerçek anlamda yani panik olmasını da çok çok haklı buluyorum. Yani çünkü kolay bir şey değil yani bir anda bir şeyleri değiştirip başlamak. Ama bizi mutluluğa götürecek yollardan biridir felsefe. Asla felsefe mutsuzluk değildir. Hep bana onu derler. Hep böyle pozitifsin, hep böyle güzel bakıyorsun. Bir felsefeci gibi değilsin. Bir felsefe eğitimi almış gibi değilsin. Ama aslında felsefe bu diyorum ben. Yani gözünüze nasıl mutsuz insan portreleri mi geliyor? Veya sürekli kafası karışık, hayatı karışık, sabah kalktı ne istediğini bilmeyen insan portreleri mi geliyor? Yani felsefecileri yakından tanırsanız, ben yani yüzlerce, onlarca felsefeciyle tanıştım öğrencilik hayatım boyunca. Ve hepsi de derinliği olan, kendiyle barışık olan, kendiyle mutlu olan ve çevreden etkilenmeyen insan profilleri. Felsefe neşedir, mutluluktur arkadaşlar. Ben kesinlikle reddediyorum felsefenin mutsuzluk olduğunu. Bunu lütfen böyle kabul edersek bizim yol almamız çok daha kolay olacak. Felsefe zihinde netlik sağlar. Yani birçok şeyi açık seçik düşünmemizi sağlar. Yani birçok şeyi pencerelerini açar. Biz karanlık odalara kapalı, yani bir kör dövüşü gibiyiz. Gözlerimiz bağlı. Nerede ne tuttuysak onu kabulleniyoruz. Ama felsefe bunu aydınlık bir ortamda size gerçeği gösterir. Yani o sizin gözünüzdür, sizin bir fenerinizdir. Yani onu iyi kullanmayı bilmek gerekiyor ve yanınızdan hiç ayırmamanız gerekiyor. Hayatınızın her döneminde. Yani insandır bu. Düşeriz, kalkarız, çok zorlu hayatlarımız olur. Elimiz olmayan sebepler olur. Yani budur yani insan hayatı. Yani sürekli mutlulukla geçmez, sıkıntısız geçmez. Yani öyle geçen bir hayatta varsa da zaten şüpheye düşünmek lazım. Acaba bir şey ben yanlış mı yapıyorum? Bir şey yolunda değil mi şeklinde? Biraz soru sormak gerekiyor. Bu sıkıntılarda da felsefe yanınızda olur. Yani gerek okuyarak gerek bu sıkıntıların da geçeceğini, yani aslında dünyanın varoluşun çok sonsuz olduğunu, her şeyin sonsuz olduğunu ve hiçbir şeyin
kalıcı olmadığını, yani dünya yaratılmış ama aynı mı kalmış? Yani dünyanın yaratılma şekline bakın. Büyük büyük depremler olmuş, büyük büyük sıkıntılar çekmiş. Milyonlarca yıl yağmur yağmış, hiç hayat olmamış. Sonra oksijen oluşmuş, tekrar hayat olmuş, o hayatlar yok olmuş. Ve 35 bin yıldır, 50 bin yıldır da biz insan olarak bu dünyada yaşayacak şekildeyiz. Dünya niye bu kadar güzel? Geçmişteki sıkıntıları yaşadığı için güzel. Yani o yüzden felsefeyi sıkıntı olarak düşünmemenizi rica ediyorum. Felsefenin diğer bir sağladığı faydadan biri de özgürlük, özgür düşünce. Tabii biz özgürlüğü çok yanlış değerlendiriyoruz. Yani özgürlüğü hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey dikkate almadan yaşamak olarak düşünüyoruz. Canımızın istediğini yapmak olarak düşünüyoruz ama özgürlük aslında kendinizi gerçekleştirmek. Yani kendinize uygun olan bir hayat tarzını bulmak. Tabii ki bazı kurallarımız var ya, tabii ki bazı şartlarımız olacak. İnsan hayatı içindeysek, toplum hayatı içindeysek tabii ki bazı şartlar, kurallar olacak. Yani o kurallara uymak sadece bizim tutsak olduğumuzu göstermiyor. Yani diğer insanlara olan saygımızı da gösteriyor. Yani benim yapacağım bir sorumsuzluk bir başkasını da etkileyecek. Yani benim yapacağım bir ilkesizlik, bir değersizlik bir başkasını da etkileyecek. Yani bir başkasını gözeterek de davranmak zorundayım. Yani burada ben tamam bu bana uygun, kim ne olursa olsun ben öyle davranırım gibi bir düşünce özgürlük düşüncesi değildir ne yazık ki. Yani felsefe bu sorumluluğu verir. Yani insanla ilgili sorumluluğu verir, kendinizle ilgili sorumluluğu verir ve toplumla ilgili sorumluluğu verir. Ve kendinizi ön plana almadan yaşamayı gösterir. Yani felsefeci öncüdür, felsefeci liderdir, felsefeci başkasını düşünür. Yani şu an dünya dönüyorsa yani ne kadar kötü olaylar oluyor. Yani eğer televizyonlar açıyoruz sanki hep kıyamet kıyamet. Yani eğer hep o şekilde devam etse yani şu an biz hiçbirimiz yoktuk, dünya yoktu. Demek ki iyi bir şeyler de var. Yani yanlış olduğu kadar da doğru yapan insanlar da var. Yani bu denge. Yani şu an bir şeylere devam ediyorsa ve ben bu konuşmayı yapıyorsam ve hala dünya kendisi dönmeye devam ediyorsa demek ki doğru yapan insanlar da var. Yeşil aycılar var, doğaya düşkün olan var. Gidip bir Yunus'un peşinde Antarktika'ya giden korumacılar var. Yani hayvan sevgisini, insan sevgisini baş tacı yapmış, kendi çıkarlarını tamamen arka plana almış insanlar var. Biz bunları görmüyoruz. Daha doğrusu medya genelde hep olumsuz şeyleri pompalıyor ki biz kendi kaygı düzeyimizi sürekli yüksek tutalım ve sürekli kontrol edilebilir olalım ve sürekli ipler birilerinin ellerinde olsun. Ama bunu reddetmemiz gerekiyor. Yani kötülüğü olduğu kadar da iyiliğe inanmamız gerekiyor. Çünkü iyilik de kötülük de özgürlüktür aslında. Yani ikisinin çatışmasından doğan bir yaşamın içerisindeyiz. Yani biri varken öbürünü reddetme imkanımız yok. Kötülük olacak, iyilik olacak, iyilik olacak ki kötülük olacak. Bunlar birbirini besleyen şeyler ve asla neden var diye hayıflanmamamız gereken şeyler. Kötülük varsa güzel şeyler de var. Hayatımızın içinde bize keyif veren şeyler de var. Doğanın kendisi zaten bir ödül. Ama doğanın içine gittiğiniz zaman da hep sürekli bir şey mi görüyorsunuz? Yani sürekli her şey mükemmel, her şey yolunda mı görüyorsunuz? Yani belgesellere bakıyoruz bazen ne kadar hayat mücadelesi var değil mi? Yani ne kadar insan, hayvan dünyası birbirinin kurduğu, birinin yaşamı, birinin ölümü. Yani bu doğanın içinde, kainatın içinde. Yani yıldızlar doğuyor, yıldızlar ölüyor. Yani biri doğacak, biri ölecek. Ve bunlar hep bir gerilimden oluyor. Yani birbirleriyle çelişen bazı kurallardan, fizik yasalarından oluyor. Yani biri gidecek ki yerine başka biri gelecek. Ve o mücadeleden oluşacak. Yani o evren o mücadeleden oluşacak. Ve insan olarak da biz de bu iyiliği, kötülüğü kabul etmek ve özgürleşmenin de bunları kabul etmekten ileri geldiğini anlamamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Diğeri de bilinç sahibi olmamız. Yani insan bilinç sahibi olması gerekiyor. Bizi hayvanlardan ayıran odur. Yani Allah bize özellikle bu düşünmeyi değil mi? 1,5 kilo gibi bir beyin var. Yani düşünürseniz bir et parçası ama neler yapıyor? Yani nasıl astral yolculuklar yapıyor ve hala gizemi keşfedilmiş değil. Hala biz neyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani bu bir maddi bir et parçası gibi düşünebileceğimiz bir şey değil. Bizim hala evrenle bir bağlantımız var. Bunun için verilmiş olan bir düşünce ve özgürlük aslında. Beyin de bir özgürlük ve beyin de bir bilinç. Ve biz bir bilinci kullanmadığımız zaman kendimizi tamamen bir ilkelliğe, yani kendi içimizdeki ilkel dürtülere doğru yöneliyoruz. Yani tamamen yemekten, içmekten ibaret zannediyoruz ve ona göre hayatımızı şekillendiriyoruz. O bilinci kullanmadığımız zaman aslında kendi cezamızı kendimiz veriyoruz. Yani bunu gördüğümüz zaman, yani felsefede bunu sağlar. Yani birebir içine girdiğiniz zaman, yani sonsuz bir derya ve diyorsunuz ki yani ben buna yetiyorsam her şeye yeterim. Ben bunu düşünebilirsem her şeyi yapabilirim. Yani kendimi geliştireceğim noktayı kendim bile tespit edemem. Bu böyle bir yolculuk.
Ve bitmez yani. Bunun sonu yani, bir ömür de yetmez. 15 tane ömrünüz olsa yine yetmez. Ama hayata anlamlı kalan bu değil mi? Yani şurada ne kadar yaşıyoruz? 70-80 gibi bir yılımız var. En iyi şartlarda o da. Ama onu anlamlı bir yaşamamız gerekiyor. Yani kendi kendimize eziyet ederek, ön yargılarımızla, bize birilerinin dayattığı sistemle mutsuz ederek geçirmek değil, hayatın anlamını aramak. Yani budur aslında. Yani yaptığımız şey, bizim her gün bizi yatağımızdan kaldıran şey budur. Ama biz başka yollardayız. Zannediyoruz ki dünya bizim ayaklarımızın altında, tepe tepe kullanabiliriz. Ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok değerli arkadaşlar. Yani bunu yaptığımız için de biz cezalandırılıyoruz, huzursuz bir dünyaya teslim oluyoruz. Ve çoğunlukla uykularımızı uyuyamıyoruz, etrafımıza bakmıyoruz. Yani yaşanan bunca acı varken kendimizi orada iyi tutmaya çalışıyoruz ama bu sisteme iyileştirmeye çalışmadığımız zaman ne yazık ki bizim de yaşamamız veya o huzur yaşamamız mümkün değil. Yani felsefe böyle bir yolculuğu bize öngören bir şey. Geçenlerde bir arkadaşım şöyle, kendisi çok eski bir arkadaşım, yani 20-25 yıllık bir arkadaşım, mühendis, çok zeki bir arkadaşım. Sanatsal yönü de çok yoğun, yani resim yapar, heykel yapar, kitap okur. Geçen dedi ki, ya dedi Tülay dedi, sen dedi hep dedi böyle pozitif anlatıyorsun felsefeyi, aydınlık anlatıyorsun, bir de karanlık tarafını da anlatsana. Yani o karanlık tarafını bilirse belki insanlar daha bilinçli bir şekilde girer veya daha iyi inceler. Ama bu benim, dedim ki ben de ona, çok doğru söylüyorsun. Ama başta da konuşan başında da söyledim. Hani her işin bir aydınlığı olduğu gibi karanlığı da var. Bunu işin içine girmeden, sen kendi tecrübeni etmeden bunu benim sana adına söylemem çok yanlış. Benim aydınlık olarak söylediğim şey belki sana uymayacak. Yani karanlık olarak söylediğim şey sana uymayacak. Yani onu kendin keşfetmen lazım ve bu yoldan da korkmaman lazım. Zaten bu yol korkusuzlukla geçilecek bir yol. Yani o yüzden benim bunları, aydınlık tarafı budur, karanlık tarafı budur diye şekilde yönlendirmem doğru değil. Çünkü herkesin bir yaşayış tarzı var. Herkesin algılayış tarzı var. Benim bir metni okumamla sizin bir metni okumanız arasında ve sonra birbirimize anlattığımızda her şey çok farklı olur. Yani ben bir yönünü keşfederim. Hatta şöyle bir örnek var. Hani karanlık odaya fili koyuyorlar. Sonra insanları bu nedir diye içeriye alıyorlar. Karanlık. Biri hortumuna dokunuyor. Bu diyor bir hortumdur diyor. Biri kuyruğuna dokunuyor. Biri bacağına dokunuyor ama hiçbiri filin tamamını tanımlayamıyor. Işığı açtıklarında görüyor. Hepsi bilgilerini birleştirdiğinde anlıyorlar ki o bir fil. Yani bu da onun gibi bir şey. Yani herkesin algılayışı farklı. Bu yönde benim yani aydınlık tarafı budur, karanlık tarafı budur şeklinde bir yönlendirme yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşıma da buradan selamlar söylüyorum. Kendisine de söyleyeceğim. Bununla ilişkin hani geçen hafta da kendi aramızda konuşma oldu. Bundan da bahsedeceğim diye çok çok selamlarımı iletiyorum kendisine. Konulardan birisi de bu. Şimdi birey olarak ne sağlar acaba? Bireylere yönelik. Ben şimdi anlattım. Şimdi konuları şöyle ben bir başlık başlık okuyayım isterseniz. Kendimizi tanımak. Zaten en önemli şey değil, o değil mi? Kendimizi tanımak, kendini bil. Yani felsefenin en büyük düsturu budur. Kendini bilmeyen insan yani hiçbir şeyde başarılı olamaz veya huzur veremez her şeyden önce. Çünkü her şeyin içindedir o. Çünkü hep sürekli bildiğini düşünür. Bilmediğini, onun zayıflık olduğunu düşündüğü için yani yalan yanlış bilgilerle girer ve şu an toplumumuzdaki, şu an etrafımızdaki birçok olay da bundan ibaret değil mi? Kendini bil tanısını koymayan, kendini bil ilkesini uygulamayan insanların yarattığı bir kaos. Ne yazık ki bu da günden güne artıyor, günden güne gerçek bilgiden ulaşılıp tamamen başka bir hakimiyete geçiyoruz. En önemli bu, kendini bil. Yani bu her an aklımızda bu iki kelime aklımızda olursa, kendimizi o yönde geliştirirsek her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Farklı fikirlere açık olabilmek diğer konuda. Yani ön yargılarımız o kadar ön planda ki bu farklı fikirleri asla kabul etmiyoruz ve bu yönde de asla ilerlemiyoruz. Ben başlıkları okuyarak gidiyorum değerli arkadaşlarım. Ben sizi tekrar tekrar aynı şeylerle sıkmak istemiyorum. Yeni fikirlerin oluşması, bu bireysel olarak. Özgürce düşünebilmek, çok yönlü bir bakış açısı kazanmak, bilinçli bir insan olmak, insanların kendi hayatlarına yön verebilmesi, olgu ve olayları akıl yönüyle çözümleyebilmesi. Tabii bu yönde de mutlu toplumlar oluşturulması değerli arkadaşlar. Felsefenin tanımlaması bu. Yani yarar zarar olarak düşündüğümüz, o da tabii sizin kendi bakış açınıza göre değerlendirilecek. Anlatacak başka bir şeyim kaldı mı? Dedikodumuzu yaptık. İki lafın belini kırdık. Zülfiyar'a da dokunduk. Lafları da gediğine koyduk. Benim başka anlatacak bir şeyim kalmadı herhalde. Bundan sonraki serimde de etik ve değerler. Yani şu anki eksikliğimiz, toplumsal eksikliğimiz en büyük şey değersizlik. Bu konuyla ilişkin bizim Hacettepe Felsefe'de de bu temel bir eğitim serisiydi. Bununla ilişkin bir konuşma hazırlayacağım. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, kendinize kalın.